Arkadaşlar uzun zamandır vlog çekmiyordum. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Arkadaşlar şu an çok garip bir evdeyiz. Benim de bu cihana gelişim hey canım rinna 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 ay Endor Motors dedik değil mi? Manzara için. Ay adamım sen şafir. Arkadaşlar Endor Motors'dayız. Bugün efsane bir sürüş yapacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Senin kapışını yap. Hadi ev turu yapalım o zaman. Tuna. Tuna öyle olmaz ama hadi ev turu. Arkadaşlar Endor Motors'dayız. İlk geldiğimde çok şaşırmıştım. Çok güzel bir villa burası. Senin için yapılan motoru göster misin? Senin için yapılan motor. Bin bakayım. Bin Lavin. Bu. Lavin. Fenasın ha. Teker yap peki. Teker. Hadi be. Rana senin motorun nerede? Benimki de şurada. Ya kıyamam. Sobanın arkasına atmışlar bunu. Arkadaşlar burada enduro kaskları var. Şu enduro kaskı değilmiş. Burada langırt oynuyoruz arkadaşlar. Abi Enduro Motors'un sağladığı tatlılıklardan biri Ömer abi geldi, hoş geldi. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Süperiz abi, son görüşmemizden bu yana değişiklik var mı? Yok, bakacağız artık sizle alakalı değişiklikler var. İyi sürüyor muyduk abi geçen sefer? Fena değil. Şimdi nasıl olacağız? Bakacağız, göreceğiz. Tamam, yeni arkadaşlar var, onları da göreceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Abi ev turu yapalım mı? Tabii ki. Arkadaşlar Enduro Motors'dayız. Burası mutfak. Mutfak çok önemli değil ya. Enduro Motors'un mutfağına girmeyelim. Evet. İşin mutfağındayız arkadaşlar. Yukarı çıkalım abi direkt. Ekipmanların olduğu yere. Arkadaşlar burası bayağı bildiğiniz Enduro villası, Enduro evi. Böyle her yerde ekipman var. Adımınızı attığınız her yerde ekipman görebilirsiniz. Şöyle şuradan. Arkadaşlar sıfırdan giydiriyoruz. Kaskından botuna kadar her şeyini giyiniyor. Bütün koruma ekipmanlarını. Abi süper. Birazdan burada giyineceğiz sonra biz de. Sonra hop ormandayız. Görünüyor mu? Rahmet değil aslında. Kuruması için yıkanmış. Anladım. Peki burası şey değil mi abi? Buraya burası, kayıtlı olan insanların kendi özel dolapları. Evet evet. Burası üye olan, kendi motorları olup da parkinge bırakan arkadaşların dolapları, kendi eşyaları. Kendileri geliyorlar burada bizim gibi bu şekilde tertemiz kıyafetleriyle. Motorlarına biniyorlar, çamurlanıyorlar, pisleniyorlar. Burada duşlarını alıp çıkıp gidiyorlar. Tabii ki bir sonraki gelişlerinde böyle tertemiz yine kıyafetlerini giyip bir şey diyeceğim. Gerçekten müthiş kokuyor burası ya. Evet. Evet. Ama şey güzel. Bir karman çormanlık yok, anladın mı? Her şey düzenli yani. Gel böyle. Şimdi şöyle camdan aşağı doğru bak. Canavarlar bize. Oy! Sıralamış Ömer abi bizim için. Bebekler. Arkadaşlar birazdan üstlerini atlayıp deri gibi gazlayacağız. Durum yani. Abi burası çok konforlu duruyor ya, baksanıza arkadaşlar. Burası dinlenme alanımız. Gayet güzel. Biz burayı biz de attık bu arada. Anam sen ne yapıyorsun burada? Sen nereden geldin? Nereden geldin? Enduro'muzu yapıyoruz. Evet abi. Kışın özellikle sobamız yanıyor. Her zaman sıcak çayımız var. Burada sıcak sobanın yanında GoPro'larda çekim yapıp sonrasında sonra ne yaptığımızı izliyoruz. Abi süper ya, efsane bir keyif ya. Evet arkadaşlar bu soba burada show için durmuyor. Geçen geldiğimizde harbiden yaktık bunu ve kullandık yani. Bayağı ısıttı bizi sağ olsun. Ne yapıyorsunuz? Kızlar hazırlanıyor abi. Hazırlanıyor. Hazırlık aşaması. Ama Enduro'ya böyle hazırlanmıyoruz. Saçlarımızı topluyoruz. Hadi bakayım. Bu yanlış hazırlanıyor. Girls mat. Girls mat? Tamam abi süper. Makyaj yapacaklar abi birazdan. Neyse onlar hazırlanırken biz dışarıya gezelim Ömer abi. Hadi bakalım. Oğlum şuraya bakın. Ne haber? Bu arada size çay ikramı kırıp çay alabilirsiniz. Sesime gel diyor. Oğlum bloğumdan çık lan. Geldik. Az önce buradan burayı gösterdik. Işınlandık buraya arkadaşlar. Motorlarımız beta 250 arar. Arar. Evet. Armiş deler mi? Deler. Net bir şekilde deler bu arada. Ormana bir gelsin Armiş. Servisimiz var. Enduro motorları her türlü şartlarda gittiği için düşüyor, kırılabiliyor. Bakım ihtiyacı oluyor. O yüzden bu tarz garajlarda olmazsa olmazı servis. Kesinlikle servis olacak. Anında müdahale. Mesela haftada bir gün vakti oluyor adamın. Geliyor burada motora binecek. Lastiği patlıyor. Servis yoksa bu adam ne yapacak bunu? Nerede değiştirecek? Evet. O günü öldürmeden hemen geliyoruz. Burada yarım saatte lastiğini değiştiriyoruz. Hop tekrar araziye gönderiyoruz. Yani sadece Enduro motorunuzun olması önemli değil.
buna acil müdahale yapabilecek bir garaj olması da önemli, doğru mu? Servis olması da önemli. Evet. Burada her şey var, bakımları var. Tabii, periyodik bakımından, hafif bakımından tut ağır bakıma kadar, pistonunu, silindirini, sekmanını en üst seviyeye kadar burada her abi, şey. Abi en basit şeyi, enduro motorun var ama koyacak yerin yok. Sen bununla normal trafikte gidemediğin için motorunu götürüp bir yere yıkatamıyorsun. Aynen. Burada yıkama yerlerimiz var. Her sürüşten sonra burada taziktli suyla motorlarımızı. Enduro ile alakalı bütün her şeyi, bütün etkinliğini, her şeyini burada yapabiliyorsun. Ağır bakım yapabiliyorsun değil mi abi? Tabii. Yani periyodik bakımından ağır bakımına kadar her şey yapılıyor. Tertemiz. Lastik değişimi işte. Bunlar zaten genelde en çok problem yaşanan şey. Lastik patlayabiliyor. İşte ne bileyim zincir tekrar işte değişmesi gerekebiliyor. Özellikle zaten saatlik bakım gerektiriyor. 10-15 saatte bir yağ değiştiği için kesinlikle her defasında dışarı bir yere götüremeyeceğin için böyle yerler olması gerekiyor, yani servis olması gerekiyor. Parantez bilgi, bilmenin için söylüyorum. Gel, kilometre yok bu motorlarda. Tabii bakım olarak, saatlik olarak bakım saat yapılıyor. Mesela bu motor sökülmüş, piston değişecek. Mesela bu yaptığımız işlemlerden. Kol diyoruz değil mi abi? Tabii tabii, ya kol değişecek. Kol çıkar. Piston ve sekmanı değişecek. Zaten her zaman onları biz yenmiyoruz. Bak burada piston. Bu piston zamanı dolmuş artık. Bu komple değişecek. Silindirde bir problem yok. Bu silindirle beraber tekrar üzerine takılacak. Şimdi bu arkadaşımız bilmiş buna, atıyorum 150 saat, 140 saat. Artık piston değişme vakti gelmiş. Bunu değiştireceğiz. Şimdi bunu düşünsel servis olmadığını, arabayı yükle, götür, herhangi bir servis dışarıdan bul. Ki bu tarz işleri de servise götürdüğün zaman adam en fazla 15, en az 15 gün vakit veriyor. Evet. Burada öyle bir problem burada yok. Burada hızlı bir şekilde. Ağırda yapılıyor, tabii. Tertemiz abi. Let's go. Tamam. Burası bence gayet yeterli oldu. Şükür oldu. Yeterli oldu. Boncuk nerede ya? Boncuk. Hadi bak. Geçin. Abi böyle bir şey yok ya. Asla motoru sürmeye gelmedik ama değil mi? Akımla akım. Bu arada bir şey diyeceğim. Altına bir şey koyalım. Döndürelim. Orada da döndürerek başlatalım. Sonra ikisini bir anda bir birleştirelim. Dönüp. Ay ya. Sen ne anlatıyorsun be abi? Hepimiz şu an giyinmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi kamerayı kaskıma bağlayacağım. Buraya geçeceksiniz birazdan. Güzel olacak ya, bakalım. Ne düşünüyorsun Rana? İlk defa enduro yapacaksın. Çok heyecanlıyım. Ama yapabileceğimi inanıyorum. Bence yaparsın. Sende o göz var. Tanıdığım en güçlü kadınlardan biri olduğu için. Kendisi zannettiğim için bu arada. Ne oldu abi, neye gülüyorsunuz biz siz ya? Dedim ki kendini etiketleyecek şimdi ama seni etiketledi ilk bak. Ada. Nasıl olmuşum? Bir look alalım hemen. Bak bak kaçaklara bak. Estağ abi. Yıktı geçti burayı. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar şimdi sizi kaskıya geçiriyorum. Ona. Şimdi sizi kaskıya geçiriyorum. Çok keyifli bir blok olacağına inanıyorum. Hep beraber görelim abi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ne alalım abi? He? Yes. Tamam mı? Oğlum bu sıcak lan. Çekiyor, çekiyor. Çok komik duruyor. Abi ekime bak be. Oh. Bu yollar ne? Dikkat edin. Bana dikkat et, tamam. Ya en fazla düşeriz. Dedik ya, sorun yok. En fazla düşersin. O yüzden bu kadar korumayı giyiyoruz. Aynen. Debajı güzel kullan. Hakimiyet orada olsun, gerisi kolay. Bir de bire atma, tamam mı? Unutma. Bir de değil zaten. Aynen. Bayağı yüksek kullanıyor. Üçte falan şu an, 3-4. Yukarıda yüksek olmasın da. Belli bir süreden sonra biraz gazladığın zaman açıyor kendini bir anda. Egzant var, o devreye giriyor. Motor 20 beygirken 45-50 beygirlere çıkıyor. Bir anda açıyor böyle bir an. Arkadaşlar efsane yollardayız. Dağ bayıra çıktık. Altında beta factory bilmem ne cartürk var. Burada köpek bize kızıyor. Açıyorum. Rana Hanım da yanımda. Dikkatli ol, tamam mı? Aslan parçası. Ne oldu lan? Kızdı bize. Abla kaç kişi ya?
250. Ama normal değil. Ne oldu? İyisin. Sakin. Enduro hoş geldin. Çektim. Yağ akıtmış. Yavaş motora değdirme. Lüp çıktı. Kaydı var bende. İyisin değil mi? Çak. Harikasın, devam. Daha sakin git. Yetişmeye çalışma, aralık bırak. Devam devam. Dostum. Lan! Bravo! Motoru durdurma. Lan lan. Ne oluyor, herkes düştü. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada lan? Zıpla zıpla. Lan Turu zıpla. Zıpla zıpla. Turu. Oğlum nereye düştük lan? Yavrum zıplasana. Aman. İyi misin? Bekle, yardıma gelsinler. Ben gelemiyorum. Ananı avradı. Karı koca düşüp duruyor. Oh, yandım lan. Diyorum 5 kilo terledim resmen. Felaket. Çok aynen. İyi bir spor değil mi? Süperdi kalkıyor ya. İstin. Ha? Sen daha iyisin. Orada düşmenin ya kral. Mermi gibisin. Biz de gökteyiz, o yüzden düşüyorlar. Anlatsam şu debriyaj olayını kavrasam. Şöyle yapacaksın ya, çok basit. Tokatlayacağım. Kendi motorundaki bir debriyajım şey olmasın. Aman debriyajım yemesin şeyini yapma. Bunlarda öyle bir mevzu yok yani. Aynen. Full yarım debriyaj falan gideceğim böyle şey. Kendine güvenmediğin yerlerde. Aklımı kaybettim. Aklımı kaybettim. Oğlum işte bak, ne biliyorsun? Düşmediysen kontrol kaybettim. Aklımı kaybettim. Bak
Enduro böyle bir şey. Gözümde amına. Ulan çekmiyormuşuz amına koyayım. Siktir. Mavi ışık yanıyor lan. Kapattı. Düştüler mi? Boşa attım yanlışlıkla ya. İkiye çekerken. Düştüler mi lan? Yo, geliyor ses, geliyor. Ses doğrusu yaşam vardır. Oh. Oğlum çok iyiydi lan. Ben düşeceğim sandım ha. Kesin bir yere hazırladım kendimi. Arkayı kanka. Abi arkayı salma. Gazı verince motor kendisini topluyor zaten. Hayır oğlum çok saçma. Bir teker diğer şey dedi. Bir teker ön taraf. Diğer taraf dedi. Yani. Abi! Arkada kaldılar. Arkada kaldılar. Abi motoru durdu herhalde, bilmiyorum. Tuna da ona bakmaya gitti. Tamam. Merhaba arkadaşlar, bugün neredeyiz? Dağdayız, dağda. Mağaradan indim. Ya telefonlarımız burada olsa bu saat çekinirdik. Enayi Tuna'da. Maya çalmaya geldik. Şimdi buradan atlayacağım. Haydi suyun içinden geçeceksin. Geçersin kanka. Gayet normal. Beni takip et, gel. Abi bunu atsana, 360'da şov atarım. Nereye takacağım bunu? Şimdi bunda duruyor. Bu motorla yap. Hayır, buradan gözükmüyor. Buradan gözükmüyor. Aslında. Çok iyi değil mi? Ya ben yaptım, gördün mü? Eldivenler değişik ama olsun. Lampaya çıkan adamın arkasında durulmaz. Hay sekebilir, çat edip kafatasımızı kırabilir, gözümüze girebilir. Kaskın var, kaskın yok senin. Ne diyorum ben ama? Beynim durdu. Kaskın o var. Bak buradan gidi. Kenara gelin de beyler, ezilmeyelim. Ekibim buradan devam. Kıramam bunu. Yüzünü göstermezsin. Arkadaşlar edit de ben yaptım. Görürsünüz. Gördünüz mü rampayı? Görmedim. Fenaydı ya. Abi. Ya, yalanla tüküreyim. Buradan gözükmüyor. Abi çok iyiydin. İster lan bu gör. Oğlum ben yaptım lan. Kaçıracak olduğunu. Ben kendi motorumu alınca. Buna kayakaya gelirsin. He? Kayakaya gelirsin aşağıya. Yok abi, benim rampa tecrübem var da bu kadar dik değil ama rampa tecrübem var. İkişer eşit. Burası görmüyor. Sola döndükten sonra dik duruyor. Aynen. Yani rampa. Yukarısı daha şöyle biraz daha dik. Ve buradan bu hızla girmezsen çıkman mümkün değil. Aynen. Merhaba. Hadi. Nereye gidiyoruz? Dönüş. Vallahi yorum. Çok yorulmuş gibisiniz. Bu enduro değil ha, daha enduro yapmadık yani. Bence ilk gün için iyiydi. İyi, fena değil. Ama yine de iyi lan.
baksana şuraya. Toprak olmuyor. Arkadaşlar, çok yorulduk. İnanılmaz. Halimden anladığınız üzere. Kapanış yapmak için dışarı çıkacağız. Güzeldi. Aynen. Güzeldi. Evet. Çok. Hadi dışarı çıkıp konuşalım biraz. Böyle çok yorulacağım seni. Biz buradan çıkalım. Şeye kadar gidelim. Gebze'deki 700 süre. Çok keyifli arkadaşlar. İnanılmaz ama çok yorulduk. Timur Ana. Evet çok yorucu ama aşırı keyifli bir şey. Mutlaka gelin. Kesin gelsinler bana. Gidiyoruz biz. Allah'a emanet.